Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda simya yayınlarından iki tane güzel e, problem sorusu çözeceğiz. Bakalım ilk sorumuza. Bir laboratuvarda erkek ve dişi kobay fareler üzerinde yapılan bir ilaç deneyi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Erkek farelere her 12 saatte, dişi farelere her 8 saatte bir bir adet tablet ilaç verilmiştir. Arkadaşlar problemlerde ne diyoruz? Okuduğumuz her şeyi her öncülü e, yana çıkararak gideceğiz diyoruz. Erkek Farelere 12 saatte bir, dişi farelere 8 saatte bir. Bu ne demektir? Erkek farelere 2 tablet, dişi farelere günde 3 tablet ilaç vereceğiz demektir. Erkek farelere 0.5 gramlık, e, bir günde 0.5 gramlık 2 tabletten ne gelir arkadaşlar? 1 gram ilaç vereceğiz. Ee, şöyle gram diyeyim. Dişi farelere 1 gramlık 3 tablet verdiğimizde ne olacak? Bu da 3 gram olacak. Bu farelere Günde toplam 105 gram ilaç 120 tablet halinde. Bakın x tane erkek y tane dişi faremiz olsun. Ee, şimdi 120 tablet halinde demiş. Bir erkek fareye günde 2 tablet x tanesine ne kadar? 2x tablet ilaç vereceğiz. Bir dişi fareye 3 adet y tanesine 3 y olur. Bu da 120 imiş arkadaşlar. E şimdi bir erkek fareye 1 gram. X tane erkek fareye x gram ilaç veririz. Artı bir dişi fareye bakın günde 3 gram ilaç veriyoruz. Y tanesine ne olacak? Bu da 3Y olacaktır. 105 geliyor arkadaşlar. Şu da Y. Şimdi ne yapalım? Aşağıdakini eksi 1 ile çarpıp topladığımızda 2x eksi x'ten x kalacak. Y'ler birbirini götürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 120'den yani şunlar birbirini götürdü. O 105 çıkardığımızda ne kalacak? 15 erkek faremiz var. Şimdi burada x yerine 15 yazarsak 30 120'ye tamamlamak için 3y'ye ne kalıyor arkadaşlar? 90. Ve buradan y'yi de ne olarak bulacağız? 30. Yani 45 adet kaç fare kullanılmıştır demiş soruda bize. 45 adet fare kullanılmıştır. Evet şimdi ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakın burada ee, soru değil soruları nasıl çözdüğümüz önemli. Ve önceki videolarımızda da söylemiştim arkadaşlar. Okuduğumuz her şeyi yana, alta, üstte neresi boşsa artık çıkararak gideceğiz. Ki sorunun sonuna geldiğimizde çözüme çok yaklaşmış olalım. Şimdi bir otobüs firması müşterilerine bu otobüs firmasından ücreti ödenerek alınan 10 bilet getirmeleri karşılığında bir bilet ücretsiz ödüyormuş. Yani 10 bileti ücretli alan biri 11. ücretsiz alıyormuş. Bu otobüs firmasıyla 20 hafta boyunca haftada 2 kez yolculuk eden Erman. E ne yapacak? 20 hafta boyunca haftada 2 kez yolculuk yapacağı için 40 defa yolculuk yapacak. Satın aldığı her bilete sabit bir ücret ödemiş ve ücreti ödenmiş 10 bileti her tamamladığında otobüs firmasının bu uygulamasından yararlanmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada şunu düşüneceğiz. 40 defa yolculuk yaptı ama 10 artı 1 yani 11 yolculuğun 10 tanesinin ücretini ödüyor. Devam edelim bu şekilde. 10 artı 1 daha geldi 22 oldu. 10 artı 1 ne yaptık? 33 yolculuk yapmış olduk. E artık bir 10 artı 1 daha olursa 44 yani 40'ı geçiyor. Şimdi 33 defa yolculuk yaptı. E geriye 7 kez daha yolculuk yapacak. Şimdi dikkat edin bu 33'ün kaç tanesinin ücretini ödedi? 3 tanesi hediye bileti olduğu için 30 tanesinin ücretini ödedi. Yani Erman'ın ücretli ödediği bilet sayısı nedir? Ee, ücretini ödeyerek aldığı bilet sayısı 37'dir arkadaşlar. E, Erman'ın otobüs firmasına ödediği toplam bilet ücreti 1850 TL'ymiş. 1850'yi 37 bilet için ödedi arkadaşlar. E bu da ne demektir? 1857 1850 bölü 37'den dolayı pardon cevabımız ne gelecektir 50 gelecektir arkadaşlar evet sorularımız bu şekildeydi fırsat buldukça video atmaya devam edeceğim bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.